Hasan Sezai Hazretleri 3. Bölüm. İslam alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden. İsmi Hasan bin Ali, mahlası Sezai'dir. Tasavvufta Gülşenî yoluna mensup idi. 1669 Hicri 1080 yılında Gördes'te doğdu. Şehrin bugünkü adı Korent olup Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. 1738 Hicri 1151 senesinde Edirne'de vefat etti. Kendi ismiyle anılan dergahının bahçesinde defnedildi. Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Müminler bir araya geldiği zaman herkesin kalbinden diğerinin kalbine mutlaka bir şey akar. Bileşik kaplardaki su gibi sular eşitleninceye kadar gider gelir bu akım. Devam eder. Bu akımın görülmesi de şart değildir. Şart olan nedir? Bunu kim söylüyorsa ona inanmak veya inanmamaktır. Madem ki o söyledi, doğrudur demektir. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh, Kudüs-ü Şerife bir anda gidip geldiğini kim söylüyor dedi. Senin efendin söylüyor dedikleri vakit, o söylediyse doğru söylemiştir buyurmuştu. Ben ona inandım buyurdu. Aklımı bıraktım ve kurtuldum buyuruluyor. Dolayısıyla din iki şekilde öğrenilir. Ya delilli ve ispatlı olur veyahut da tam inanarak teslimiyetle olur. Onun için en şanslı insan, güvendiği, teslim olduğu şahsın, zatın hakikaten Allah indinde bir Allah adamı olmasıdır. Maazallah! Bozuk birine rastlanırsa artık onu kurtarmak zordur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Herkes inandığının hak olduğunu bilir ve başkasını asla kabul etmez. Bir Vehhabi'nin Vehhabi eserinin bozuk olduğunu kabul etmesi mümkün değildir. Mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki: Allah şefaatlerini nasip eylesin. Dünyanın en bahtiyar insanı, bir Allah adamına talebe olabilendir. Dünyanın en talihsiz insanı da, bozuk insana tabi olandır. Bozuk insana tabi olmaktır. Bu öldürücü zehirdir. Onun tedavisi, telafisi artık mümkün değildir. Her yapılacak işin ilmi vardır. Dinimizin aslı ilim, amel ve ihlastır. O halde, evlenecek olanın evlilikle ilgili konuları öğrenmesi lazımdır. Kul hakları var. Bilmeden yapılan yanlış hareket iki bakımdan suçtur. Birincisi, neden öğrenmedin? İkincisi, o işi doğru yerine getirmedin derler. Göz ne kadar kıymetli olursa olsun, karanlıkta bir şey göremez. Onun için büyükler, ilim ışıktır. Ancak göz ışıkla beraber işe yarar buyurmuşlardır. Yine buyurdular ki, evliya, insanları şeytanın elinden kurtaran zattır. Bir şeye ihtiyaç duyulduğu halde, çalışıp onu temin etmemek, çoluk çocuğu perişan bırakmak, cahillik ve tembelliktir. Ölümü bir tabağa koyup çarşıda satsalardı, ahiret ehli başka bir şeye bakmayıp onu satın alırdı. Cehennemliklerin amellerini işleyip, sonra da cenneti istemek, büyük ahmaklıktır. Tövbeden sonraki bir günah, tövbeden önceki 70 günahtan daha çirkindir. Kalp ve beden hastalıklarımız için en iyi ilaç, günahı terk etmektir. İhlas, ameli kusurlardan temizlemektir. Dini ve ahlaki bir vazifeyi ifa etme fırsatını elden kaçırmak, ölümden daha zordur. İbret alınacak hadiseler pek çok. Bunlardan ibret alanlar ise çok azdır. Allahü Teala'yı sevdiğin kadar herkes seni sever. Allahü Teala'dan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allahü Teala'ya kulluk ettiğin miktarda herkes sana yardımcı olur. Evliyanın sohbetine kavuşan sadık bir kimse her şeyi unutur. Her an Allahü Teala ile olur. Hasan Sezai Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün içkiye müptela olan bazı gençler torbalarına içki şişeleri koyarak
kıra içki içmeye gidiyorlardı. Giderken Hasan Sezai Hazretlerinin dergâhının önünden geçmeleri icap etti. Sezai Efendi onları görerek, "Evlatlar, nereye gidiyorsunuz? Torbaların içindeki şişelerde ne var?" diye sordu. Gençler, muziplik olsun diye ve hallerini gizlemek için gülerek, "Efendi baba, kıra gezmeye gidiyoruz. Şişelerimizde de şerbet var," dediler. Hasan Sezai Hazretleri tebessüm edip, "Peki, öyle olsun," buyurdu. Gençler ayrılıp gittiler. Kıra vardıklarında sofralarını kurdular. Şişelerindeki içkiyi içmeye başladıklarında hepsi birden çok şaşırdı. Çünkü şişelerin içindeki içkilerin hepsi şerbet olmuştu. Sonra yolda Sezai Efendi Hazretleri ile karşılaştıklarını ve konuşmalarını hatırladılar. Bu halin o büyük zatın bir kerameti olduğunu anlayıp tövbe ettiler. Artık bir daha içki içmediler. Hasan Sezai Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Dünya sevgisini terk etmek gayet zordur. Ama cennete kavuşmak için dünyayı terk etmek lazımdır. Dünya kendisini terk etmezden evvel dünyayı terk eden, kabre girmeden evvel orası için hazırlanan, Allahü Teala'ya kavuşmazdan evvel rızasına kavuşan kimse çok akıllıdır. Dünya ekin yeri, insanlar da sanki ekindir. Ölüm bu ekinleri biçen oraktır. Azrail aleyhisselam harman sahibi, mezar da harman yeridir. Cennet ve cehennem ise ekinlerin durumuna göre konulacağı ambar gibidir. İnsanların bir kısmı cennete ve bir kısmı da cehenneme gideceklerdir. En çok sevindiğim ve sevdiğim şey Allahü Teala'nın bana ihsan ve ikram ettiği iman nimetidir. En çok korktuğum şey ise onun benden gitmesidir. Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür. Paranın panzehiri helal yoldan kazanıp meşru olan yere sarf etmektir. Allahü Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır. Herkesin kalbinde cömertlere karşı muhabbet, cimrilere karşı nefret vardır. İnsanlar fakir olmaktan korkarak dünyalık için çalıştıkları kadar cehennemden korkup korunmak için çalışsalardı mutlaka cennete giderlerdi. Dünyada Allahü Teala'dan en çok korkan kimse kıyamet günü insanların en emini olur. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyleri aramakta kişiler için zillet, ahireti aramakta ise izzet vardır. Yok olacak şeylerin peşlerinde koşarak zillete düşmek, ebedi olanı terk edip kendisini izzete ulaştıracak şeyi terk edene ne kadar çok şaşılır. Allahü Teala'nın dinine, onun kullarına hizmet etmekten zevk duyan bir kimsenin hizmetinde bulunmaktan bütün mahluklar zevk alırlar. Allah korkusu kalpte yerleşmiş olan bir ağaç gibidir. Allah korkusu ibadetin süsüdür. Düşünmeden konuşan pişman olur. Konuşmadan önce düşünen selamet bulur. Kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak. Fakirliğe ne ölçüde sabredilmiş ve zenginliğe ne ölçüde şükür edilmiş ise o hesap edilecek. Mesele çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok şükretmektir. Her kimde bulunursa bulunsun, tevazu güzeldir ama zenginlerde bulunursa çok daha güzel olur. Her kimde bulunursa bulunsun, kibir çirkindir ama fakirlerde bulunursa çok daha çirkin olur. Bir Müslümanı methedemiyorsan, bari kötüleme. Faydalı olamıyorsan, bari zararlı olma. Sevindiremiyorsan, hiç olmazsa üzme. Allah yolunda yürümek isteyene en zor gelen şey, yalancılarla beraber olmaktır. Esas fakirlik, fakir olmaktan korkmak, esas zenginlik ise Allahü Teala'ya güvenmektir.
senden meydana gelen bir hata sebebiyle seni özür dilemeye mecbur eden, beraber olduğunuzda kendisine müdaraa etmen icap eden ve kendisine Allahü Teala'ya dua ettiğinde beni de hatırla demeye ihtiyaç duyduğun kimse hakiki dost olamaz. Hasan Sezai Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hasan Sezai Hazretlerinin hayatında çok kerametleri görüldüğü gibi vefatından sonra da böyle fevkalade halleri, kerametleri çok görülmüştür. Vefatından 100 sene kadar sonra kabrini su basmıştı. Dergâhın bulunduğu yerdeki caminin hatibi rüyada birkaç defa ikaz olundu. Bunun üzerine hürmetle ve hükümetin de malumatı olarak tasavvuf ehli zatların da huzurunda besmele ile kabir açıldı. Bu arada Hasan Sezai Hazretlerinin mübarek cesedi de göründü. Vefatından sonra aradan 100 küsur sene geçmiş olmasına rağmen vücudu eskisi gibi duruyordu. Kabirden alınıp yan tarafta bir odaya kondu. Oraya konulduğu anda etrafı çok güzel bir koku kapladı. Kabir tamir edilip ve su basması önlendikten sonra tekrar aynı kabre defnolundu. Bu hali gören ve duyanların muhabbet ve bağlılıkları daha da arttı. Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. İnsanlar edebe, ilimden çok daha fazla muhtaçtır. İhtiyacı olmayan bir şeyi kendisine lazım kılan, ihtiyacı olan bir şeyi zayi etmek durumunda kalır. Allahü Teala çeşitli ibadetleri bildirdi. Sabrı, sıdkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar etmeyi buyurdu. İstiğfarı en sonra söyledi. Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibadet etmekten hayırlıdır. Kendisinden ilim öğrendiği zatta ayıp ve kusur arayan, o zatın ilminden, feyz ve bereketinden istifade edemez. Tevekkül sahibi kimse, her şeyden yüz çevirip Allahü Teala'ya dönen kimsedir. Farzlardan birini eda etmeyen, sünneti yapmama belasına yakalanabilir. Sünneti terk edeninse bid'ate düşmesi muhakkaktır. Sahip olduğun vakitlerin en faziletlisi, nefsinin istek ve arzularından kurtulduğun ve halk için suizanda bulunmadığın vakittir. Eğer bir kul bütün ömrü boyunca bir an riyasız ve nifaksız kalırsa, o bir anın bereketini ta ömrünün sonuna kadar duyar. Arif kimse Allahü Teala'dan gelen hiçbir şeyi tuhaf karşılamaz. Edep nedir diye sorulunca çok çeşitli tarifleri yapılmıştır. Biz deriz ki edep insanın nefsini bilmesi, tanımasıdır buyurdu. İnsanlar kendi şekavet ve haksızlıklarına haddi aşmaya aşık olurlar. Yani daima kendilerini bedbaht edecek şeyleri yapmak isterler. Abdullah bin Menazil Hazretleri buyurdu ki, insanlar senin suizanından, sen de nefsinin vesvese ve hevasından kurtulduğun vakit, senin için vakitlerin en faziletlisidir. Kul, Allahü Teala'nın sevgisini, Allahü Teala'nın sevmediklerine düşman olmakla kazanır. Allahü Teala'nın sevmedikleri ise, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsidir. Tasavvuf, güzel ahlaktır. Bu da 3 kısımdır. Birincisi, hak ile beraber olmaktır. Yani Allahü Teala'nın emirlerine uymak ve bu hususta gösterişten uzak durmaktır. İkincisi, halk ile beraber olmaktır. Bu da büyüklere karşı saygı ve edep, küçüklere karşi şefkat, emsallere ise insaflı ve adil davranmakla olur. Üçüncüsü, nefse sahip olmaktır. Bu ise nefsin boş isteklerine, heva, hevese ve şeytana uymamakla olur. Kim bu 3 hususu nefsinde doğru bir şekilde tatbik ederse, güzel huylulardan olur.
Kul ne ile muhabbete nail olur diye sorulunca, Allahü Teala'nın evliyasına dost olmak, düşmanlarına da düşman olmakla buyurdu. Kalbin Allahü Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyletmesi, o kalbin hasta olduğuna işarettir. Sebeplere yapışmalı. Fakat bu durum, o sebeplerin ve her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itimat ve tevekkül etmeye mani olmamalıdır. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır. Sabır ve ihlas. İrade, nefsin arzularına muhalefet edip onu Allahü Teala'nın emirlerine yöneltmek ve kendisi için Allahü Teala'nın takdir ettiğine razı olmaktır. Kul muhabbet makamına Allahü Teala'nın dostlarını sevmek ve Allahü Teala'ya düşman olanlara düşmanlık etmekle kavuşur. Amellerin en üstünü doğru amel işlemek, sünnet üzere hizmete devam etmektir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Yaptığı amellerin kendisini cehennem azabından kurtarıp Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacağını zanneden kimse büyük hata etmiştir. Allahü Teala'nın fadlı ve ihsanı ile kurtulabileceğini düşünen kimseyi Allahü Teala rıza makamlarının en sonuna ulaştırır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi 58. ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki: "De ki Allahü Teala'nın ihsanı ve rahmetiyle işte yalnız bunlarla ferahlansınlar. Bu onların toplamakta olduklarından, dünya menfaatinden daha hayırlıdır." Allahü Teala'yı Rab olarak tanı. Onu bir olarak ikrar et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Tevhidin esası bu üç şeydir. Allahü Teala'nın senin rızkına kefil olduğuna itimat et ve sana emrettiği ibadetleri yapmaya çalış. Böyle yaparsan evliyadan olursun. Abdullah bin Mürteyş Hazretlerine dostlarından bir kısmı bazı kimselerin hallerinden bahsederek, "Falan kimse su üzerinde yürüyor. Onun bu haline ne dersiniz?" diye sordular. Buyurdu ki: "Allahü Teala'nın yardımıyla nefsinin arzularına uymayan kimse havada uçandan ve su üzerinde yürüyenden daha üstündür." Abdullah Razi Hazretleri buyurdu ki: "Arif ibadet ve amelinde kulun rıza ve beğenmesini değil, yalnız Allahü Teala'nın rızasını düşünür. Marifet Allahü Teala ile kul arasındaki perdeyi kaldırır. Kullar arzularına ancak Allahü Teala'nın ihsanıyla kavuşabilirler."